Aynen. Nereden çıktık? Sor bakalım. Sanki şu caddenin sonu gibiydi ya. Hangi? Şuradan gireceğiz gibi geldi bana. Sorarız şimdi. Soralım. Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, biz Ümraniye'ye geldik. Saatlerimiz 9.30-10'a geliyordur. Ümraniye'deki ev kura geldik. Ödemelerimiz var aylık. Üsküdar'da kapandı, zor oldu işte bu ev kurda. Ta Ümraniye'ye geliyoruz. Ama Ümraniye Çarşı güzel, çok hareketli bir yer burası. Soracağım mı? Kapalı çarşı. Evet. Şurası mı? Tamam, sağ ol. Soldan mı gidiyor? Ha, iyi. Çaylı bir şey koyuyoruz. Hava bugün yanıyor. 30 derece. İstanbul'da bazı yerler esiyor ama yanıyor yani. Selamünaleyküm. Kapalı çarşı burası mı? Sağ ol. Tamam. Gelin de beraber gitmeyelim. Aynen aynen. Aa bak, takıcı. Burası neymiş? Ümraniye AVM Züccaciyeci. Ben şeyde, Instagram'da görüyordum hep İstanbul AVM'de, bak Ümraniye'deymiş. Evet. Orası da Züccaciyeci. O Evkur gibiymiş orası bak. Evkur mevzun her şey var, elektronik eşya. Ha, gördüm Evkur'u. Demek ki üçüncü çıkıştan çıkmamak gerekiyormuş. Uzak kalıyor. İnşallah asansörleri çalışıyordur ya. Evet. Kaçıncı? Altıncı kat mıydı? Altı. Öf. İnşallah çalışıyordur. Philips. Gelelim bakalım. Nereden biniyorduk? Arka taraftan mı? Ne ya? Kurutma makinesini. Var, bulaşık makinesi. Ha, bulaşıkların fiyatına bakalım ya. Bunlar çamaşır makinesi. Yok lan, bulaşık makinesi. Peşin fiyatı 13 bin liraymış. Kredi kartına 14 bin lira. 20 bin liraya çıkıyor 24 ay taksit. Üff. Ya? Peşin alırım daha iyi. Bu da aynı. Peşin 13 bin mi? He, peşin 13 bin lira. Peşin alırız biz. Aynen öyle.
şu bisikletlere bak. Ha? Çek asansör. Ha, çok güzel bu asansör ya, canlı. Yukarı, yukarı. Ay ay ay, bismillah. Aşağı niye iniyorsun? Niye? Aşağı mı çağırdılar? Olabilir. Yok. Bayağı büyük bir ev kurama burası. Değil mi? Çok. Tek burası kaldı zaten. Her yeri kapattılar. Aynen öyle. Her şey var. Tenceresinden, nevresimine, mobilya takımına. Geldik sanırım, evet. Ay şu resmin güzelliğine bak. Evet. Bunlar güzel ama. Sen şey yap, ben buradayım Tolunay. Tamam. Bakın masa takımları. Peşin fiyatı 10.500. Şeyle mi acaba, sandalyeleriyle mi? Şu da güzelmiş. Sandalyelere falan bakın. Şu da güzel. Ne bu? Ayakkabılık mı kız? Kiler dolabı. Aa, çok mantıklı. Çok güzelmiş gerçekten. Ama çok şey ya, çok yer kaplar. Çok büyük mutfaklar için falan bence bu uygun. Şunlar da plastik. Bunlar da herhalde kiler dolabı. Evet. Şöyle. Çok kullanışlı, bir şeye benzemiyor. Masa, sandalye alanı, sehpa, hediye. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Nereye? Şuraya mı basacağız? Birinci kat mı oluyor? Çıkış 2 diyor. Evet, ödememizi de yaptık. Gidiyoruz bakalım şimdi. Burası mı? Burası, burası. Bak zaten yazıyor, iki çıkış diyor.
Dükkana geleli bir yarım saat 40 dakika falan oldu. Müşterim vardı. Onlarla ilgilendim. Hemen biraz böyle etrafı toparlayıp birkaç bardak vardı. Onları yıkadım. Şimdi de şöyle boya tasları var. Onlara sıcak su döküp onları yıkayacağım. Şöyle bir yumuşatalım da sıcak suyla. Saat 12'den sonra da bayağı yoğunuz. O yüzden dedim ki şey yapayım, kahvemi içeyim. Şöyle bir kendime geleyim. Ondan sonra da güne başlayalım. Biz eve geldik canlarım. Şöyle hemen yemeklerimi koydum ısınmaya. Bunları ısınmaya koymadan önce şöyle bir güzel çayımı demledim. Demlemiş miyim? Ha, demlemişim. Şöyle kıvamını da karıştırayım. Yarına sarkar mı bilmiyorum yemekler ama bence bugüne biter diye düşünüyorum. Belki pilav biraz sarkabilir. Ama bu akşam yemek yapmayacağım. Bugün bayağı bir yorgunum çünkü biraz rahatsızım. Belim falan çok 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 ağrıyor. O yüzden şey yapmayacağım. Bu akşam yemek yapmayacağım. Bu da ısınsın. Hemen ben de bir salata yapayım. Daha sonra da oturalım, karnımızı doyuralım. Göbeği falan çıkartayım da domates, salatalık, göbek şöyle karışık güzel bir salata yapayım. Domates salatalığı yıkadım. Şu salata tabağını çok seviyorum. Melamin salata tabağı almıştım ya geçenlerde. Bu tam böyle bize uygun bir salata tabağı. Var aslında böyle borcam gibi beyaz, biliyorsunuz. Onu da daha önce 101'den almıştım ama o şey çok büyük geliyor bize. Yani böyle diyetteyken falan hani böyle salata yapıp yemek için tam. Ya da böyle kalabalık misafir sofrası için bence o salata kasesi, büyük salata kasesi. O yüzden bu bize tam. Göbeği çok doğramayacağım çünkü domates salatalık doğrayacağım için çoğalacak. Yenmez diye böyle az yapacağım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün hal hatır sordum mu? İnanın bilmiyorum. Bugün çünkü bayağı bir yoğun geçti. O yüzden hatırlamıyorum. Sordum mu, sormadım mı? Şu soyacak da o kadar güzelmiş ki. Daha önce ben de böyle yan soyacak değil de böyle hani ortadan soyacak vardı. Orta saplı. Ama bu yan çok pratikmiş gerçekten. Geçen gün patates soyarken de şey yaptım, bunu kullandım. Bu soyacağı. Harika. Çok güzel. İncecik soyuyor. Şöyle minik minik doğrayalım. Bugün de bir dizimiz yok. Perşembeleri siz neler izliyorsunuz arkadaşlar? Bilmiyorum ama bizim izlediğimiz bir dizi yok. O yüzden biz de her perşembe Avrupa Yakası'nın eski bölümlerinden açıyoruz. Çok sevdiğimiz bir diziydi önceden. Komik yani, sürükleyici bir dizi. Yaratıcıyı izliyorduk.
Elveda Rumeli vardı, bilir misiniz? Hatırlayanlar vardır aranızda, izleyenler. Böyle hani yazın sezon, dizi sezonları bitiyor ya, o zaman mesela onu izlemeyi ben çok seviyorum. Çok da güzel bir aile dizisi. Elveda Rumeli. Yine bu yaz başlarız onu izlemeye. Yağdanlık da yağ bitmiş de şundan koyayım. Sonra da ona yağ doldurmak lazım. Şöyle az bir şey. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şu flaşımı açsam işe yarar mı acaba? Görebiliyor musunuz bilmiyorum martı. İki tane yavrusunu çıkarmış. Orada yemek yediriyor ya. Görüyor musunuz? Bakın. Allah'ım. Yavrum ya. Annelik işte. Allah her canlıya annelik duygusunu tattırsın inşallah. Ne kadar küçükler ya. Demek ki ilk doğdukları zaman şeydi. Çatının arka tarafındalardı. Çünkü ay niye karardı? Ha. Çünkü ben onları mesela daha bebekken görmedim. Hiç çatının bu tarafında. Bakın nasıl bağırıyor, bak bak. Ne oldu? Ne oldu? Mama mı yediriyor anne? Çaylarımızı koyduk arkadaşlar. Şimdi şöyle çay keyfi yapacağız. Oturduk. Bu videomu da burada kapatayım artık. Çok dolu dolu bir video olmadı biliyorum ama böyle paylaşım videomu arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın cuma. Şimdiden hayırlı cumalar. Siz çünkü cuma günü izleyeceksiniz canlarım. Hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.